Hatırlayacaksınız, bundan birkaç hafta evvel Aziz Kart'ta Ankara'ya gitmiştik. Havelsan'la çok önemli bir ortaklığa imza atmışlardı. Barış Bey'le görüşmüştük ama o kadar savunma sektöründe işler hızlı gidiyor ki bu arada bile bir sürü gelişmeler var. Barış Bey, öncelikle kolay gelsin size, iyi fuarlar diliyorum. Bir gelişmeler alalım mı size, nedir durumlar? Aslında şöyle başlayayım. Yani bu üçüncü İDEF katılışımız ve ilk defa da Havelsan iştiraki olarak İDEF katıldığımız bir fuar. Daha önce size bahsettiğim çok kapsamlı, içinde ilk defa bir Vitol ihracatı olan yurt dışına. Daha önce bir Songer ihracat etmiştik ama içine yeni bir ürünler de ekledik ihraç için. Vitol olan projemizin T0'ını gururla başlattık. Yani aslında bunda yüzlerimiz gülüyor. Bugün bir heyet buraya gelip kick-off'un başlamasına izin verdiler. Hepimize, ülkemize, bu projede katkıda bulunacak herkese hayırlı olmasını diliyorum aslında. Vallahi bir videoyu ben bırakacağım yukarı. Bir insanlarımız, arkadaşlarımız bir tıklasınlar. Gerçekten çok güzel detaylara sahip, onur duyulacak, gurur duyulacak bir çalışma yaptınız. Bir Afrika ülkesi diyelim çok da şey yapmadan. Anahtar teslim bir proje, Aziz Kart var. Altında da Türk savunma sanayinin çok güzel büyük şirketleri, çok özel. Ben şeyi bilmiyordum, Vitol konusu da eklenmiş. O da ayrı bir gurur. Peki, İDEF aynı zamanda uluslararası bir fuar. Siz de yurt içi ihracatınız da çok kuvvetleniyor. Temaslarınız nasıl? Nasıl görüşmeler? Biraz da onlarla ilgili bilgi alalım. Şimdi aslında şöyle anlatayım. Hani ilk İDEF'e katıldığımızda herkes tanımak için geliyordu. Yani hani biz kahve ziyareti diyoruz buna. Kahve içmeye geliyorlardı. Ve Aziz Kart ne, onu anlamaya çalışıyorlar. İkinci İDEF'te biraz sözleşmeye doğru görüşmelerimiz oldu. Yani bu İDEF içe ya birebir artık iş görüşülüyoruz. Yani ve hani aynı cümleyi söylüyorum. Hani Aziz Kart'ı sormuyorlar. Aziz Kart'la ne yapabiliriz soruyorlar. Ve talebin de çoğu yurt dışından. Bu da çok sevindirici. Yani şu ana kadar yaptığımız görüşmelerden çok memnunuz. Ekip olarak çok yoruluyoruz. Şu küçük bir yerde 12 kişilik ekibimiz var. Bir saniye bile boş kalmadılar. O yüzden de hani bu İDEF'in çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Buradaki görüşmelerden herhalde biz yakın bir zamanda bir şeyler, anlaşmalar, şunlar bunlar duymaya başlayacağız gibi hissediyorum. Onunla ilgili böyle bir şekillenen, başka bir yerlere bakalım, başka bir ürün, öyle bir şeyler gelmeye başladı mı? Yani aslında şöyle bir şey var. Hani yeni bir ülke daha eklenebilir. Çok ciddi görüşme şeklinde. Bu yeni bir ülkede aslında etkin olduğumuz coğrafyalardan birinde. Ve bir ülkede de ekstra bir iş daha konuşuyoruz. Yani aslında yavaş yavaş arttırdığımız, tohumlarını ektiğimiz şeyler büyümeye başladı. Ve yine de söylüyorum, sadece biz değiliz, içinde bizim ürünlerimiz değil, bu savunma sektöründe, bu İDEF'te yer alan, bizle çalışma heveslisi olan, bizim çalışabildiğimiz şirketleri gittiğimiz her yere sokma derdimiz var. İnşallah bu İDEF sonrasında da benzer bir şeyi yeşillendirebilirsek size bu sefer onu anlatmak için bir röportaj yaparız. Sizde gerçekten haberler fazla. Ben son olarak bu Havelsan ortaklığının hemen etkilerini görmeye başladığınızı ifade etmiştiniz. Bir önceki röportajda fuarda onun etkisini görüyor musunuz? Var. Hatta hani esprisel söyleyeyim. Havelsan yazısını görünce burayı Havelsan diye oturan müşterilerimiz var. Ondan sonra anlatıyoruz. Havelsan iştirakiyiz. Yani aslında bu şey. Hani bunu gördüklerinde burada duruyorlar. Gerçekten soruyorlar. Çünkü baktığınızda büyük bir güç. Yıllardır bu sektörde olan bir güç. Burada o yüzden aslında bu iğmeyi bu İDEF'te hissediyoruz. Yani hayırlı olduğunu düşünüyoruz. Çift taraflı hayırlı olduğunu. O yüzden de hani mutluyuz. Daha da gelişeceğinin zaten beklentilerimizde ve gelen ziyaretçilerle gelişeceğinin farkındayız. Sizlere iyi fuarlar diliyorum. Yeni ihracat başta olmak üzere haberlerinizi keyifle bekliyoruz. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ olun.